İran Cumhurbaşkanı'na helal olsun maşallah. Bak geldi Osmanlı Camisi'nde imamın arkasına durdu, namaz Namaz kıldı. kıldı, evet. Mükemmel. Aylardan beri anlattığımın uygulaması. Maşallah. Yani iftihar ettim. Çok çok güzel. Ve tam dediğimi de tasdik etmiş oldu. Evet. Yani çünkü bu havada kalan bir izah gibi düşünüyordu insanlar. Gerçek olduğunu gördüler. Ne demek istiyor? Eğer Türkiye lider olursa ben Türkiye'nin sünni olmasından rahatsız olmam Diyor. Evet. diyor ve tam anlamını uyarım. Bakın imama uydum, namaz kıldım. Aynı şekilde size de uyar. İtaat ederim. Ne gerekiyorsa yaparım. Bunu demek istiyor. Mihmandarlığınıza karşı değilim demek O istedi, değil mi efendim? kadar tabii. Yani bizim için öyle bir sorun yok diyor. Evet. Yok acem bilmem nesi, yok Şii, Caferi anlaşamaz, Sünnilerle anlaşamaz. Hani anlaşamıyordu? Bunlar hep şeytani izahlar. Caferiler son derece takva insanlardır. Şiiler son derece takva insanlardır. İslam'ı, dini çok güzel yaşarlar. Sünniler de aynı şekilde son derece takva insanlardır. Ayrı ayrı okullar bunlar. Hepsi Allah'a yönelmişlerdir. Hepsi ahlak okuludur. Hepsi doğru yoldadır. Yani yanlış bir şey yok. Bu fitnenin kazındığını görüyoruz. Bu Türk İslam Birliği için büyük bir hamleydi. Evet. İran'ın bu tavrı. Türkiye'yi Avrupa teşvik etmeli, Amerika'da teşvik etmeli, Rusya'da teşvik etmeli Türk İslam Birliği için. İran kuzu gibi olur. Hiçbir sorun kalmaz. İsrail için de böyle bir tehlike kalmaz. Sıfırlanır böyle bir tehlike. Biz İsrail'in mesela İran Cumhurbaşkanı Ahmadinejad Beyefendi bir söz etti. Dedi ki biz İsrail'i haritadan kazıyacağız. Tabii ki bu bir yanlıştı. Belki bir heyecanla boş bulunup bu sözü söylemiş olabilir. Niye kazınsın İsrail? Peygamber torunları, Hazreti Musa'nın çocukları, İbrahim'in çocukları, Yakup'un çocukları niye kazınsın? Sinagoglarda Allah'a dua ediyorlar, yakarıyorlar, gece gündüz ibadet ediyorlar. Evet. Bilakis, bilakis tamamen yerleşsinler. Tam bir güvence içinde olsunlar. Huzur içinde yaşasınlar. Fabrikalar kursunlar. Gidelim biz de orada fabrikalar kuralım. Tesisler açalım. Kardeş olalım. Yakınlaşalım, değil mi? Yakınlaşalım. Sofra kuralım. Onların kestiği yenir. Sofralarında yemekleri yenir. Ahbaplık, dostluk edilir. Kız alınır. Evlenilir. Bu ne demektir? Bütün hayat iç içe demektir. Doğru. Ne demektir? Kardeşimiz demektir. O zaman haritadan silmediğinde olamaz. Haritaya pekiştirme vardır. Evet. Birçok şey kökünden hallolacaktır. İnşallah.